Bu arada şunu da söyleyeyim. Koita için Beşiktaş kulübü her an resmi teklif yapabilir. Kasımpaşa'da futbolcu Koyuta için Beşiktaş kulübü. Sergen Hoca'nın beğendiği bir oyuncu. Her an teklif yapabilir. Bak bu kadar söylüyorum sana. Nasıl aynı aynı cömertliği yapacak mı Kasımpaşa acaba? Yapar herhalde. Yani Beşiktaş'a... İşte Galatasaray'a kaleci Fatih Öztürk'e verdik. Fenerbahçe'ye Namet İtiham'ı verdik. Bakalım Beşiktaş'a nasıl bir kolaylık yapacak? Yani Koyita bence Artı iyi orada Asım Paşa başkanı da iyi bir Beşiktaşlıdır. Bakalım nasıl olacak yani. Beşiktaş'ta da Koyita da 29 yaşında ama bence Koyita'dan daha önemli bir isim var. Nerede? İspanya'da. Kanatlarını açmayı bekliyor. Açtığı anda süzülerek gökyüzünden her an o da Vodafone Park'a. Ekrana bakıp duruyorsun o kırmızı o mu yoksa? Geliyor. Sa o kırmızı o mu? Şimdi sahil tarafına Arada bir o da taşınabilir. Şimdi. Sahildeki bir stadyuma gelebilir önemli. Verelim. Ver bakalım. Ben de merak ettim. İyi gidiyor her şey. Geliyor mu? Başka bir kırmızı geliyor. Ondan sonra verecekmişiz. Hmm. Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer. Furkan Suayerp'le 3 yıllık sözleşme imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun Gaziantep Futbol Kulübü'ne ve Furkan çok yetenekli futbolcu. Bursa Spor'da çok beğenirdim. Hakikaten Doğru. iyi futbolcuydu ama bir duralama dönemine girmişti ve ee, şimdi yeniden çıkış yakalayacağını e, şimdi, ümit ediyorum. Bizim dika, kırmızımızı şimdi, verebilir miyiz? beraber mi? bir şova kalkabilir. Şimdi dika Hoca böyle sever böyle genç oyuncuları parlatmayı. Sevgili Murat Demiraz kırmızımızı bekliyoruz. Gönderiyorlar. Dediğim gibi İspanya'dan kanatlanmayı bekleyen Hırvat bir yırtıcı kuş Kaliniç. Görüşmeler sürüyor. Konuşuluyordu değil mi? E? Atletico Madrid oyuncuyu kadrosunu düşünmüyor. Hoca ısrarla istiyor. Maaş konusu yıllık 3,5 milyon euro maaşı var. Mensah'tan sonra hayırlı olsun diyebiliriz. Yani çünkü Mensah'la iyi bir ilişkiler içinde bak ben, Bak ben Mensah'ta direkt hayırlı olsun dedim. İş bitti dedim. Bunu da de demiyorum. Demiyorum. Ee, görüşmeler sürüyor. Olur olmaz bununla da ilgili bir şey söylemiyorum. Kalinic gelmek istiyor ama tabii bir ücreti var. Yıllık ücreti. Az önce de belirtmiş olduğum gibi İspanyol kulübü Atletico Madrid düşünmüyor. Orayı, e, orada bu transferi bitirecek e, yöneticiler görüşmelerini sıklaştırdı. Fakat bu transferde son sözü hocasını hiçbir zaman kırmayan, hocasının bir dediğini iki etmeyen, hocasına sonuna kadar güvendiğini her fırsatta dile getiren Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurçebi söyleyecek Savaş. Ahmet Nurçebi Başkan yine e, transfere tepeden girerse tıpkı men mensahta yapmış olduğu gibi bu transfer noktalarını bilir. Ben de sen Ama, tamamlayayım. Bir taraftan aynı onunla kalın işle ilgili şey geldi. Yarı fiyatını Atletico Madrid yarı fiyatını Beşiktaş verecek. Bu olumlu bir transfere doğru gidiyor. Onu, onu söylüyorum. E, girişimler oldukça hızlandı. Olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. Sonra oldu dedin, olmadı olmasın. Bence iyi gidiyor görüşmeler. Pavuk maçına yetişmez, olursa da yetişmez. Onu söyleyeyim. Bu yüzden e, Papi Sisse de sıcak tutuluyor. Fakat Sisse 2 yıllık sözleşme istediği için e, pek sıcak bakmıyor Beşiktaş Meclisi'ne. Gel gel 1 artı 1 yap, görevini zaten iyi yaparsan Atiba gibi devam edersin. Gel at ya ben yani onu o, söyleyeyim. Papi Sisse o tamamen 2 yıllık istiyor. Ee, Beşiktaş yönetimiyle pazarlıkları devam ediyor. Gökhan ne alemde? Olur ama efendim. Gökhan. Gökhan Türe ile ilgili ben hiçbir şey duymadım Beşiktaş. Şimdi bana geldi. Malatya evini boşaltmış. Olabilir zaten, zaten oradan ayrılacak. Artık oradan yola herhalde buraya gelir yani. Çünkü evini boşaltmış. Ama orada. Malatya Spor da yani şimdi geçen sene iyi performans gösteren, sözleşmesi devam eden bir futbolcusunu niye bonservissiz bıraksın? Mutlaka bir takas yöntemi olur. Veya bir takas yaparız. Beşiktaş'ta sonuçta... Ama ben Beşiktaş tarafından bir şey duymadım. Net söyleyeyim. Gökhan Türey'e ilişkin. Sergen Hoca kanadından yani istediği bir oyuncu olabilir. Çünkü Malatya'ya da aldırandı. Ya olabilir. Gökhan çok iyi futbolcu bu arada. Hani ona bir şey söylemiyorum ama ben duymadım yani. Hani Beşiktaş kulübüne yakın çevrelerden Gökhan'ı istiyoruz diye bir istekli bir tavır görmedim açıkçası. Ama Kaleniç açık ve net söyleyeyim. Hocanın çok istediği bir santrafor. İşte maliyetli bir oyuncu. Senin de söylediğin gibi o dediğin gibi olabilir. Yarı yarıya çünkü takımdan maliyetli. Ya Beşiktaş'ın kişi... yeni Mario Gomez'i Nikola Kalinç olabilir. İyi transfer olur. Hakikaten o zaman bu sene pandemi sonrası işte takımlar transfer yapamayacak deniliyordu. Aşağı takımların bütçesi zarar Ekonomik krizde Ekonomi, batıyor denildi. Şu takıma bir baktığın zaman yapılan transferlere bir bakıyorsun. Çok çok iyi gidiyor yani takımlar. Ya Bizden... Sergen Hoca'nın şu camiaya vermiş olduğu elektrik, ateş hakikaten çok fazla. Tartışmasız. Yani Daha geldiği ilk günden itibaren. Ya bakıyorum Sergen Hoca gelmeseydi Beşiktaş bu süreci nasıl atlatacaktı hiç bilmiyorum. Yine yönetim belki de değişecekti. Sayın Başkan yönetimini değiştirecekti veya kendisi bırakacaktı. Çünkü işin içinden çıkılmaz bir haldeydi. Ama şu anda bakıyorsun Sergen Hoca'nın etrafında pandemi öncesi ve sonrası tüm camia birleşti. Ekonomik krizden de şimdi şampiyonluk hedefleniyor. Ya i̇nşallah, Sergen Hoca inanılmaz inşallah, inanılmaz inşallah, büyük bir şey yaptı. Bu desteğe devam ettiler. Teknik direktörden fazlasını yapıyor şu anda bence. Tabii canım. Bir Kayseri Spor maçı o arada mesela 3 puan koydum. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşıyacağı bir dönem var işte. Şampiyonlar Ligi şans Almanya'da Ali Bey ısrarla sana şu soruyu soruyor. Cevapla sen de kurtul ben de kurtulayım <laughs> modundayım artık. Zorba Almanya'dan sorayım. selamlar. Geçen sene hiçbir verim sağlamayan kadro ile yola devam eden Galatasaray ilk dörde girebilir mi? Bir Galatasaraylı olarak ben inanmıyorum. Savaş Çorlu inanıyor mu? Kısa ve özver devam edeceğiz çünkü Kaliniç mesuna. Galatasaray şu kadrosuyla bile ilk dörde rahatlıkla girer. Çok Teşekkür net. ediyorum. Çok çok net. sağ ol. Ali Bey inşallah tatmin edici olmuştur cevabınız. Evet Kaliniç transferinde tekrar ediyorum. Beşiktaş girişimlerini hızlandırdı. 3.5 milyon euro gibi bir yıllık ücret talep ediyor Kaliniç. Beşiktaş yönetimi bunu düşürmek istiyor. Atletico Madrid oyuncuyu kadrosunu düşünmediği için kolaylık sağlıyor Beşiktaş Kulübü'ne. Önümüzdeki günlerde Kalinic'le ilgili daha da sıcak haberler, daha da önemli bilgileri sizlerle paylaşabiliriz değerli izleyenler. Sise'de ise durum Sise'nin 2 yıllık sözleşme istemesi nedeniyle şu an için o transfer gerçekleşecek gibi gözüküyor ama inadı kırılana kadar diyelim ve beklemeye devam edelim Sise konusunda. Evet Savaş. Devam ediyoruz. Perotti, Ener, Valencia, Sinan Gümüş, Yahovic, Smolov, Sosa artık biraz da stoper transferi yapabilirim Fenerbahçe demiş. Haklı. E tamam onu da işte biraz önce konuştuk. Transferde en önemli mevki şu anda stoper. İleri at, ucum attı. Tamam orta saha Sosa ile beraber artık fazlasına e, geliyor. Bekler de geçen seneki sıkıntı artık yok. E, kaleci konusu ve stoper konusu şu anda Fenerbahçe'nin en zayıf olduğu bölüm. Stoper Lisesi'nde çalışıyorlardır. Orada bastosu var. Tekrar farklı liglerden farklı oyuncular var. Görüştükleri. Emre Belezoğlu'nun listesi Erol Bulut'la beraber mutlaka kabarıktır. Eğer çözerse şampiyonun en güçlü adayı olur. Çok net. İyi kadro yapıyorlar. devam da ediyorlar. Daha yeni transferlerle devam ediyor. Emre Belezoğlu, Erol Bulut ve Başkan şu anda uyum içinde gidiyorlar. Malatya TR ve Bifuma'nın yerine Lukoki ve Koev aldı Hakan abi demiş. Cihan Etilmek. Evet iyi e transfer ikisi de. Onu da söyleyeyim. Ee, Barış Can Ateş diyor ki Adem'in ve Vida'nın satılma durumuyla ilgili gelişme var mı? Enneni Beşiktaş'a geliyor deniliyor. Ee, ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bence Vida ayrılacak Beşiktaş. Katılıyorum sana. Maliyetli bir oyuncu bir defa. Ama Beşiktaş Vida'dan ayrılırken yani sadece şunu artık gerçi alıştık ya. 3 milyon 703 milyon 800 maliyeti var. Bir dönem Sayın Fikret Orman'ın 20 milyon eurodan aşağı satmam dediği bir de şu anda sen alacağı maliyetleri yüksek alacağına karşılık gönderirsen alma politikası kadar satma politikası da iyi olması lazım. Alırken başarılıysan satarken de başarılı olacaksın. Biz nasıl burada Erdal Tarunoğlu'nu, başkanı, Sergen Hoca'yı, tabii Sergen Hoca bu satma işine karışmaz ama bu işlerde de başarılı olacaksınız. Mehmet Uysal Beyefendi demiş ki, e, o da bizim meslektaşımızmış galiba İçel TV'de. Mehmet Uysal, Mersin içine selam olsun o zaman. Evet. E, her yer çalkalanıyor koyuta diye ama sizin bilginiz yok. Nasıl işinizi yapıyorsunuz diyor. Sağ olsun meslektaşımız da güzel eleştiri yapmış. Ve Twitter şu anda çalkalanıyor demiş. Bir dakika önce yazmış. konuştuk. Koyuta ya resmi teklifi yapacak. Koyuta için Kasımpaşa ile resmi teklifi yapacak dedik zaten yaklaşık bundan 10 dakika önce programı izlemiş. ben ben de mesela Hay, bunu hani bir de meslektaşımız. Yani ya, bu kadar ağır yazılmasa. Ben bazen sen ama, de yıllardır şey. basın toplantısını takip edersin Hakan. Bazen mesela soracağım bir soru vardır. Basın toplantısının 5. dakikası 3. dakikasına içeri girelim. Soracağım soru mesela cesaret edip benden önce aynı soruyu birisi sormuştur diye. O bile beni rencide eder yani. Az önce soruldu dese mesela. Ya, i̇zlemediysen o zaman yapma bunu yani. Hayır bir de yani aynı mesleği yaptığımızı söylüyor. Tabii bilmiyorum ama yani o da ya eleştiri olacaktır. Eleştiri Tabii eleştir olmaz ama Böyle izlememişsin <laughs> yani. izlememişsin. İzlerken de 10 dakika evvel, için Beşiktaş yönetimi Aynen. Kasımpaşa yönetimine resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Az şimdi biraz önce Atletico Madrid oyuncuyu konuşurken demek ki o geriden kaçırdı. Sadece onun üzerinden bir sanki yok.